Efendim, Merkez Bankası'nın son paylaştığı adımları Borsa İstanbul tarafındaki hızlı yükselişi, özellikle banka ve sanayi arasındaki makası konuşacağız. Yorumlar almaya gidiyoruz. Stratejist Mustafa Aşkın bizlerle beraber. Mustafa Bey merhabalar, günaydın, iyi haftalar olsun. Hoş geldiniz yayına, aynı zamanda iyi bayramlar diliyoruz. Günaydın Gözlem, teşekkür ederim sizlere ve tüm izleyicilere iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi önce merkezin son düzenlemeleriyle başlayalım. Özellikle kredi kanallarına gelen adımları sizlerle beraber yayınlarda sıkça değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk aslında, ama kredi kanallarında aylık büyüme sınırlarının hem ticari tarafta hem ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırlarının aşağı yönlü revize edilmesi, bu oranı sağlayamayan bankaların da menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabi olmaları, ama Merkez Bankası'ndan yeni gelen adımla tahvil zorunluluğu %4'ten %1'e indiriliyor. Hatta bu oranın artık tamamen kalkacağı, yerine bu düzenlemenin zorunlu karşılık adımlarının geleceği bir ortam takibimizde. Bir de üzerine kredi kartı faizlerine bakıyoruz. %3.66'lardan 4.25'lere gelmişiz ki benzer uygulamayı kredi kartı nakit avans cephesinde %5'e çıkarılan son düzenlemeyle de konuşmuştuk. Gelen düzenlemeleri nasıl okudunuz? Bundan sonra neler beklemek lazım? Özünde Merkez Bankamız daha önceki dönemlerde, bu yönetimde değil, bir önceki yönetimlerde makro ihtiyati tedbir adı altında o kadar çok düzenleme yaptık ki sizlerle çok konuştuk. Toplamda sayısı 300'ü bulan ve hakikaten için işinden çıkılmaz noktaya getirilmiş bir düzenleme silsilesi oldu. Bu düzenleme silsilesi bankacılığın ve finans kesiminin neler yapabileceğini neredeyse satır satır yazan, yapmazsa neler olabileceğini ifade eden, gerekirse ceza kesebileceğini, gerekirse maliyetleri arttırıcı unsurların olabileceğini ifade eden bir dizi silsileydi. Bu yöntemle hem faiz hem de döviz piyasasını kontrol etmeyi amaçlayan oldukça katı bir rejim uygulanmaya çalışıldı. Fakat görüldü ki bu uygulama ne yazık ki istenilen başarıya ulaşamadı. Bunun yerine sadeleştirme adı altında şu andaki Merkez Bankası yönetiminin çalışmaları vardı. Gerçi sadeleştirme yapmaya çalışsa da zaman zaman yine makro ihtiyati tedbir adı altında kısıtlayıcı bazı önlemleri aldı. Fakat son günlere baktığımızda bir parça daha döviz ve faizdeki stabilizasyondan sonra yavaş yavaş sadeleştirmeye çalışan bir Merkez Bankası görüyoruz. Özellikle bu kredilendirme mekanizmasında zorunlu menkul kıymet tahsisinin azaltılması bence bu yönde atılmış ilk adımlardan bir tanesi. Diğer taraftan alınan zaman zaman düzenlemelerle geçmişte alınan düzenlemelerin ya etkinliği ortadan kaldırılıyor ya da tamamen sistem dışına çıkarılıyor. Diğer taraftan son alınan karar kredilendirme mekanizmasında biraz maliyetleri bankalar lehine düşürse de faiz oranlarının yüksek olması bunun tüketiciye yansımasının çok olacağını göstermiyor bize. Kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeleri çok sık yapılıyor. Buradaki temel amaç işte talep yönlü bir kısıtlama yaratmak, özellikle nakit çekimi ve buna bağlı süreçleri idare ederek de piyasadaki likidasyonu bir parça olarak toparlamaya çalışmak. Ama şu unutulmaması gerekiyor: enflasyonu önlemek için talep ve talebe bağlı olarak parasal talebin de yüksek olması önemli bir gösterge olsa da sadece Türkiye'deki enflasyon talep yönlü değil, arz yönlü, maliyet yönlü, işte bunun dışında maliyetin fazlasıyla yansıtıldığı açgözlülük enflasyondan tutalım da pek çok enflasyon çeşidi var. Hepsinin birden belli bir bazda değerlendirilmesi yerinde olur. Ama görünen o ki Merkez Bankası son birkaç aydır artık ben parasal büyüklükleri kontrol etmek için gereken çabayı gösteriyorum ve bununla ilgili her türlü adımı da atıyorum. Biraz daha gelenekselleşmiş yöntemleri kullanıyorum demeye çalışıyor piyasaya. Piyasada bence bunu olumlu algılıyor. Bu menkul kıymet tutma yükümlülüğüne ilişkin gelen son düzenleme, yani önce oranın %4'ten %1'e indirilmesini, sonra artık bu tahvil tutma yükümlülüklerinin kaldırılacağı, yerine zorunlu karşılıkların geçeceği bir uygulamayı yabancı açısından nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü artık bankalar tahvil tutma yükümlülüklerine tabi olmayınca ellerindeki tahvilleri de satabilecekler. Bu da acaba tahvil faizlerinin yönünü yukarıya çeker mi? Tahvillerin değerini aşağıya çekip tahvil
faizlerinde yükseliş görür müyüz ve tahvil faizlerinin yükselmesi acaba yabancı yatırımcıya özellikle Türk tahvilleri cephesinde teveccühüne neden olur mu? Bir de özellikle 2 yıllık tahvil faizlerinde %48'lere gelen bir ortam. 10 yıllıklara bakıyoruz. Orada 26'larda olan bir bant. Neler beklemek lazım? Esasında zorunlu menkul kıymet tesisiyle bankaların geçmiş dönemde elinde tuttukları ve çok ciddi derecede zarar yazdıkları tahviller var. Biliyorsunuz 8'lerle, 9'larla, 7'lerle tahvil veya bono almak zorunda kaldı bankalar yapılan geçmiş dönemdeki makro ihtiyati tedbirler nedeniyle. Dolayısıyla bunları satmaları durumunda bankaların ilk etapta bir zarar göreceği aşikar. Ama bunları geçmiş dönemde aldıkları bu düşük faizli tahvil ve bono dışında son dönemlerde aldıkları ve daha önce de enflasyon endeksi aldıkları tahviller var. Toplamda bono sepetleri içindeki zarar oranı çok yüksek olmayacaktır. Ama şu da bir gerçek, önümüzdeki dönemde zaten yavaş yavaş ilgisiz artan ve hissedilen bir yabancı girişi de söz konusu. Muhtemeldir ki bu son gelişmeler ışığında 2 yıllık gösterge tahvili veya piyasadaki işlem gören tahvillerin faiz oranlarında bir parça yukarı doğru itilme olacak. Merkez Bankası belki bunu da bilerek yapmaya çalışıyor ki piyasada dolaşan likidasyonun bir kısmını da buraya park ettirmeye amaçlıyor. Dolayısıyla biz 2 yıllık faizlerde 50-52 bandını rahatlıkla görebiliriz. Bu çok kalıcı olur mu? Bunun kalıcı olup olmayacağı önümüzdeki dönemde enflasyonun trendi ve alınacak önlemlerin etkinliğiyle ölçülecek. Dolayısıyla biraz gözlemleyeceğiz. Özellikle bayramdan sonra eğer yabancı akışı devam ederse gerek tahvilde gerekse sermaye piyasalarında biraz daha Merkez Bankası'nın işini kolaylaştıracak yönde gelişmeler olabilir. Şimdi özellikle bir yandan harcamaları kısabilecek yönde Merkez Bankası'nın iç talebi baskılayabilmek adına adımları, bir yandan da tabii tasarruflarda TL'nin payını artırmaya yönelik düzenlemeler ve mevduat faizlerinin yönünün yukarı çevrilmesine ilişkin adımları, hatta buraya ilişkin vurguları hem enflasyon raporu sunumunda görmüştük hem de PPK toplantı özetinde takip etmiştik. Özellikle hem Merkez Bankası Başkanı Karahan hem Merkez Bankası Başkanı Yardımcı Cevdet Akçay'ın enflasyon raporu sunumundaki ifadelerinde takip edilmişti ama likidite sterilizasyon araçları, özellikle TL depo alım ihaleleri, işte konuştuk az önce zorunlu karşılık adımları, TL mevduat faizlerinde geldiğimiz nokta %64'ler. Acaba tasarruf ortamını destekliyor mu ve artık reel pozitif tarafa geçildi diyor musunuz? Çünkü 12 ay sonrası için beklentilere baktığımızda %36'larda olan bir beklenti. Merkezin yıl sonuna ilişkin hedefi 36 ama üst sınırı 42. Dolayısıyla nasıl bir seyir var mevduat faizlerinde? Evet, mevduat faizleri çok dile getirdik. Geçmiş dönemde o kadar negatif reel faiz veriyordu ki bunun tasarruf yapma özelliği diye bir kavramdan söz edilemiyordu. Dolayısıyla da piyasada daha çok mal ve hizmet alımına yönelen bir para fazlası söz konusuydu. En azından bunun yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. 65 bandında kalacak bir süre faizler, özellikle mevduat faizlerinden bahsediyorum. Bu da piyasadaki atıl ve gezer bazı fonların burada değerlendireceklerini rahatlıkla ifade edebiliriz. Önümüzdeki döneme gelince orada Merkez Bankası'nın beklentilerinin oldukça iddialı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 36'yı tutturmak çok çok zor. Umarım tuttururlar. Ama burada benim hedefim 50'ler bandı. Ama buna rağmen de reel bir faiz söz konusu. Bugünkü faizi baz alırsanız beklentiye kıyasladığınızda muhtemeldir ki 65 faiz oranları civarında bir müddet daha kalırsa, ki bu 4-5 aydan bahsediyorum, önümüzdeki dönem için talep yönlü ve fazla likidasyonu emici bir yöntemle enflasyonun düşürülmesine katkı verecekmiş gibi görünmekte. Yeni yeni artık reel faizin etkinliği anlaşılmaya başladı hem tüketici tarafından hem de ilgili birimler tarafından. Umarım bu biraz daha devam eder. Ani faiz düşüşleri yapılmaz. Yapılırsa bu sefer enflasyonda ve parasal bollukta istenen hedefe ulaşabileceğimiz kanaatinde değilim. Ama görüntü itibariyle bu rakamlar önümüzdeki dönem için enflasyonu baskılamak ve tasarrufları bir parça arttırmak adına umut verici.
Özellikle bir yandan fiyatlamalara da dönmek istiyorum. Borsa İstanbul'da rekor seviyelerin görüldüğünü cuma günkü rakamlardan gördük ve artık tabii yılbaşından bu yana %30'luk bir değer kazancı var. Ama yükselişler yine devam eder mi? Hem bu hafta kısa bir hafta bizi bekliyor, hem bugün hem yarın yarım gün açık olacak sadece Borsa İstanbul, ama bundan sonra neler beklemek lazım? Evet, borsa cuma günü oldukça hızlı bir atak yaptı. Bu kadar hızlı bir atak hemen hemen kimse beklemiyordu. Özellikle tabii Borsa İstanbul 100 endeksine dahil hisse senetlerindeki bu yoğun talep endeksi de hızlıca yukarı çekmiş oldu. Hep söylüyorduk, sektör bazı önemli değil. Özellikle Borsa İstanbul 100 bazındaki hisse senetlerine dikkat edin diye. Bu eğilim devam edecekmiş gibi görünüyor. Ancak bugün ve yarın işlem hacminin biraz daha düşük olmasını bekleyebiliriz. Ve buna bağlı olarak bayram sonrası pozisyonlarını açmak, kapamak isteyen bazı yatırımcıların da alım-satım yönlü hareketlerini görebiliriz. Teknik olarak baktığınızda 9850-9900 bandı önemli dirençler olarak karşımıza çıkmakta. Destek seviyesi 9500 ve 9400'ler civarından geçmekte. Bugün tabii bayram psikolojisi var, yarın da yarım gün. Dediğim gibi işlem hacminin çok yüksek olmadığı, açılışta hafif yukarı, ama ardından gelişmelere bağlı olarak bazı kar realizasyonlarında olabileceği bir buçuk günlük tek seans gibi düşünebilirsiniz bunu. Önümüzdeki bayram tatilinden sonraki eğilim önemli. Ama görünen o ki bir parça yabancı ilgisi ve kurumsal yatırımcı ilgisi artmış durumda. Eğer biz bu ilgiyi canlı tutabilirsek önümüzdeki dönemde borsamızda yükseliş trendi devam edecektir. Şimdi bankalar cephesindeki hareketliğin yine hızlı olmasını bekler misiniz? Özellikle %40'lık bir artıdan bahsediyoruz. Ana endeksin de önünde yine pozitif ayrışma devam eder mi acaba? Bankacılıkta tabii düzeltmelere bağlı olarak ana trendin yukarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama zaman zaman gelebilecek düzeltmelere karşı yatırımcıları uyarmakta fayda var. Bankacılık sektörü özellikle işlem hacminin yoğun olması, likidasyon yüksek olması nedeniyle kurumsal ve yabancı yatırımcının ilgisini çekiyor. Bilançolara baktığımızda geçmiş yıllara göre karlılıklarında bir parça geri çekilme yaşanacak, ama şunu da unutulmaması gerekiyor. Az önce konuştuğumuz makro ihtiyati tedbir adı altında alınan pek çok kısıtlayıcı veya zorlayıcı önleminde yavaş yavaş kalkıyor olması bankacıların gerçek faaliyetlerini biraz daha netleştirecek analistler açısından baktığınızda. Önümüzdeki dönemde Türk bankacılığında ben olumlu gelişmelerin olacağı kanaatindeyim. Evet Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızı paylaştığınız için. Şimdiden iyi bayramlar, mutlu bayramlar diliyoruz sevdiklerinize, ailenize birlikte. Teşekkürler, iyi bayramlar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Efendim Mustafa Aşkın'ın yorumlarını dinledik. Şimdi kısa bir müsaade isteyelim. Reklamın ardından buradayız.